Efendim tekrar merhabalar. Ton TV ekranlarında İftara Doğru programındayız. Efendim hani unutursak bazen Bismillahi evvelihi ve ahirihi diyelim. Neyi mesela sofraya otururken besmele çekmeyi unuttuk yemeğe başlarken hatırladığımız yerde diyelim ki Bismillah evvelihi ve ahirihi. Yani hem öncesi de hem sonrasına Bismillah diyelim. Unutursak bir işe başlamışken besmele çekmeyi hatırladığımız yerde Bismillah evvelihi ve ahiri demeyi unutmayalım inşallah. Böyle bir hatırlatmamız olmuş olsun. Hani çocuklarımıza da bazen anlatıyoruz ya yemek yerken yemeğe başlamadan önce ellerimizi yıkıyoruz sonra besmele çekiyoruz diye. Hani sofralar hazırlandı diye aklıma bunlar geldi bir hatırlatma yapmış oldum. Ama önemli bir hatırlatma daha yapıyorum şimdi. Cenab-ı Hak Yüce Allah diyor ki size bir kitap indirdik. Tüm bilgiler o kitapta mevcut. Hani Cenab-ı Hak dilerse isterse 10 tane de yanında ilmihal de indirebilirdi. İlmihal de gönderebilirdi açıklayıcı böyle ama uygulayıcı peygamber göndermiş de açıklayıcı başka kitap göndermemiş. Neden? Şunu söylüyor, bunu yapmıyor. Çünkü diyor ki ben yarattığımın aklına güveniyorum. Benim yarattığım görür Kur'an-ı Kerim'den okur, Peygamber Efendimiz'in hayatından, peygamberin hayatından görür ve onları hayatına yaşar ve mutlu olur, huzurlu olur, sağlıklı olur. Ahiretin tarlası olan dünyayı değerlendirmiş olur, ahiretini kazanmış olur diyor Cenab-ı Hak. Aklımıza güveniyor. Evet, bu aklımız başımızdayken inşallah aklımızı kaybetmeden önce hani elimiz tutuyor, gözümüz görüyorken Cenab-ı Hak'la kulluk yolunda ne yapabiliyorsak ibadet anlamında elimizden geleni yapacağız inşallah. Sonra da yine kulluğun içerisinde, ibadetin içerisinde birbirimize ne kadar kol kanat gerebiliyorsak ki insan... Evet insan çok önemli. İnsanın insana olan hayrı, insanın insana olan hizmeti çok çok önemli. Bizim dinimiz der ki yerde yürüyen karınca ya da o su birikintisine düşmüş karınca ya da çölün ortasında susamış dili dışarıda bir köpeğe hani onun su ihtiyacını gidermeyi karşılığında cennet olarak veriyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti ön plana çıkarıyor. Yani adam olmayı, insan olmayı, birbirimize saygı, sevgi, muhabbet, o hizmet, birbirimize yardımcı olma, dayanışma, kardeşlik hepsini ön plana çıkarıyor. Ve bütün bunları yaparken de diyor ki birbirimize dua edin. Biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim kıymetli hocalarımız da. Macide hocama soracağım, uzman vaizimiz Macide Altınkaya hocamız. Kıymetli hocam anne babaya dedi ki Kur'an'da anne baba, hadislerde anne baba, anne babaya iyilik çerçevesindedir. Nasıl yapılır bunları kıymetli hocamızla konuştuk. Bir de duayı açalım inşallah programımızın bu son bölümünde. Anne babaya dua deyince ne olmalı? Anne babanın evlada duası, evlatların anne babaya duası ya da bu konuyla ilgili dua başlığı sizde hocam. Buyurun. Hocam öncelikle anne babanın evladına duası evladı ya rezil ediyor ya vezir ediyor. Yani o kadar keskin bir dua. Hazreti Peygamber'in şu hadisinden öğreniyoruz biz bunu. Üç kişinin diyor duası Allah katından geri çevrilmez. Birincisi anne babanın duası. İlk basamağı onu koymuş. Sonra diyor mazlumun duası. Sonrasında da misafirin duası. Evet. Bunlar çok hızlı tesir eden dualar. Yine başka bir hadis-i şerifinde de diyor ki babanın evladına ettiği dua peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Yani evet. O derece etkili bir dua oluyor. Yine tefsir kaynaklarımızda şöyle bir hikaye anlatılır. Hazreti Musa aleyhisselam bir gün dua ediyor. Ey Rabbim diyor benim cennetteki arkadaşım, komşum kim olacak? Bunu çok merak ediyor. Ve Allah-u Teala kalbine ilham ediyor. Diyor ki işte şu şehirde yaşayan falanca bir kasap var. Git diyor o senin cennetteki arkadaşındır. İstersen onunla tanışabilirsin. Tabi Hazreti Musa da merak ediyor. Acaba diyor ne yaptı bu adam da peygamberlerin katında cennete nail olacak. Kalkıyor o şehre gidiyor. Oradaki kasabı buluyor. Ve uzaktan onu takip etmeye başlıyor. Tanışıyorlar işte gidip gelmeler başlıyor. Devamlı Musa aleyhisselam onun dükkanına gidiyor. İşte ne yapıyor, ne ediyor, nasıl çalışıyor onu takip ediyor. Acaba nasıl olağanüstü bir iyilik yaptı da bu mertebeye ulaştı diye. Ama adamın ekstra bir ibadet yaptığını görmüyor. Yani günlük ibadetlerini yapıyor. Ne bileyim gelen müşterileriyle ilgileniyor. Etini kesiyor, satıyor. Eve gidince de günlük yine yaşantısına devam ediyor. Evet. Bir de annesi var kasabın. Bu annesini de şey yapmış, böyle salıncak yaparız ya bebekler yaptığımız evet. Salıncakları, tavana astığımız.
Öyle bir tavana salıncak asmış, yaşlı bir annesi var, onu böyle güzel kundaklamış, sarmış, sarmalamış, koymuş. İşten geldikten sonra ilk önce annesini doyuruyor, onun temizliğini yapıyor. Sonrasında işte kendi yiyeceğini, içeceğini yapıyor. Kadın da devamlı bir şeyler mırıldanıyor. Neyse aradan 3-5 gün geçtikten sonra Musa Aleyhisselam merak ediyor. Diyor ki, bu kimdir diyor, devamlı bakıyorsun, ilgileniyorsun falan. Kasap da diyor ki, bu diyor benim annemdir diyor. Ben diyor ona yedirmeden kendim yemem. Ben diyor onun ihtiyacını karşılamadan kendi içlerime bakmam. Ama diyor Musa Aleyhisselam devamlı bir şeyler mırıldanıyor bu kadıncağız. Neler söylüyor? Annem devamlı bana dua eder diyor. Allah seni peygamberlere komşu etsin, Musa'ya komşu etsin. İnşallah peygamberlik derecesine ulaştırsın diye devamlı bana dua eder diyor. Ve Musa Aleyhisselam da o zaman anlıyor ki anne babanın duası hakikaten insanın hem dünyasını hem de ahiretini belirleyen bir unsurdur. Yine Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde bir hikaye anlatılır. Bunu da muhakkak duymuşuzdur. Üç arkadaş yolda giderken bir yere işte yağmur başlıyor. Yağmurdan sığınmak için bir mağaraya saklanıyorlar. Ve o mağarada tam dinleniyorlar, kalkıp çıkacakları esnada bir kaya geliyor, mağaranın kapısını kapatıyor. Ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Oturuyorlar, ne yapsak ne etsek oradan onları kurtarabilecek hiçbir teknolojik, teknik imkan yok. Diyorlar ki bizi buradan ancak Allah-u Teala kurtarır. Gelin diyorlar sırayla hepimiz yaptığımız iyilikleri söyleyip Allah'tan dileğimizi isteyelim. Ve ilk önce anlatan kişi de diyor ki ben işte çobanlık yapan bir adamdım. Yaşlı annem babam vardı. Ben işte koyunlarımı otlatıp eve geldikten sonra onları doyurmadan kendim yemezdim veya onların ihtiyacını karşılamadan kendi çocuklarımla ilgilenmezdim diyor. Ey Rabbim diyor hani ben bunu senin iyiliğin için yaptıysam, senin rızan için anne babama iyilik ettiysem bizi bu mağaradan kurtar diye dua ediyor ve onun duası sebebiyle mağara yavaş yavaş açılmaya başlanıyor. Sonra diğer iki kişi de yaptıkları iyilikleri söylüyorlar ve bu iyiliklerin hürmetine Allah-u Teala onları o mağaradan kurtarmış oluyor. İşte bu şekilde hocam bazen başımıza bir kötü olay gelecektir, anne baba duası engellemiştir veya bir şeyi çok istemişizdir, Allah-u Teala'nın duası vesilesiyle o iş daha hızlı olmuştur. O yüzden anne baba duasını almak için ne kadar mücadele edersek o kadar bizim hayrımız olacaktır. İnşallah, inşallah kıymetli hocam. Yani ben bu özellikle son anlattığınızdan şunu anladım. Sebepler aramak gerekiyor. Hani şöyle anlatırım ben hep bu konu açıldığı zaman. Büyük hani oğlumuz ilk dünyaya geldiği zaman hastanede işte doktor hanım şunu söyledi. Dedi ki hocam sizi ahirete cennete götürecek bir vesile geldi. Dedi. Evet. Bir ertesi günü de Miraç Kandili. Şimdi hemen dedi ki Miraç Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan işte yani o bilemediğimiz mahiyetini bilemediğimiz o yükseklere çıkaran vasıta araç Burak'tı. Biz de Burak dedik. Şimdi hepimiz bir Burak sahibi olmamız gerekiyor. Yani aynen buyurulduğu gibi işte mağarada kalıyorsunuz ve yaptığınız iyilikler o kapıyı birer birer açıyor. En büyüğü de hani anne babanın rızasını alabilmek, duasını alabilmek inşallah bizim de bu tür vesilelerimiz, bu tür ne diyelim güzelliklerimiz olur, kapı açacak hocam. Bir de hocam ben tekrar böyle ortaya konuşmak istiyorum. Hani dua dedik almak çok önemli ama anne babayı üzen şeyler konusunda ne konuşmak lazım, neler söylemek lazım? Kıymetli hocam, Yasemin hocam siz mi buyurursunuz bu konu? Biraz ağır geliyor bu saatte belki ama başlıklarını verelim en azından. Anne babayı neler üzer? Evet. Aslında hocam yapılacak olan şey belli. Evet. Anne babaya hizmet yolları dedik ya. Evet. Anne babaya hizmet yollarını yerine getirmediğimiz zaman, onları yapmadığımız zaman anne babamızı üzmüş oluyoruz. Ama yine de bir başlık altında değerlendirecek olursak, yani yine ayetlerde, hadislerde bize söylenen Peygamber Efendimizin ashabıyla yaşadığı, onlara tavsiye ettiği olaylardan harekete geçerek diyebiliriz ki anne babanın isteklerini yerine getirmemek, yani anne babayı üzer, yani itaatsizlik etmek, onlara karşı gelmek, isteklerini yerine getirmemek. Bunun dışında anne babayı gerek geçmişte yaşanan hadiselerden dolayı, gerekse şimdiki hayatında yaşanan hadiselerden dolayı çocukların, evlatların suçlaması, yargılaması.
Yani kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı çocuğa veya işte ailesine yaşattığı olumsuz duyguları ve o çocuk da hani o olumsuz şeylerden bir travma yaşamış olabiliyor. Evet. Daha farklı bir hayat seviyesinde bulunabiliyor. Bundan dolayı yani bakıyoruz yeni nesil, yani aslında bu yeni nesil demek ne derece doğru, hani bunu yani eskiden beri böyle denirmiş. Evet. Derler ki Aristo'dan beri şimdi yeni nesil, şimdiki gençler hep böyle bozuldu diye söylerlermiş. Evet. Herhalde bu, ben düşünüyorum ki Hazreti Adem'in çocuklarından itibaren süre evet. gelen bir şeydir. Evet. Çünkü hiç kimse Hazreti Adem gibi olmadı. Evet. Adem'in çocukları da Adem gibi olmadı. Ve onun yaşadıklarını, tattıklarını yaşamadılar. Yani nerede ben... o eski Ramazanlar der gibi oluyor. Aynen. Hocam bu da. Evet. İşte bu da öyle bir şey. Bize düşen anı yaşamaya çalışmak, onları anlamaya çalışmak, içinde evet. bulundukları ortamları düşünüp onları affetmek. Yani biz bazen hani birçok aile danışmanlarının karşı karşıya geldiği hadiselerden bir tanesi de bu. Anne babayla aralarında geçen travmaları çocuklar affedemiyorlar. Biraz önce ifade ettiğimiz üzere yani onlar bana bunu yaşattılar. Ben bunun üzerine onlara bakmak zorunda değilim gibi kendilerine göre bir mazeret ortaya koyuyorlar. Bu doğru değil tabii ki. Yani bize düşen nedir? Anne babayla yaşadığımız her neyse çocukluğumuzda veya gençliğimizde. Onlar da bilmiyorlardı belki. Evet. Öğrenememişlerdi. Belki anne babalarından bunu alamamışlardı. Sevgiyi, şefkati, merhameti bulamayan gençler. Belki anne babaları onlar öğrenemediler. Gereği gibi hakkıyla öğrenemediler. Onları bulundukları ortam içerisinde değerlendirmeli ve onları affetmeliler. Eğer böyle düşünürlerse yani onlarla ilişkileri daha iyi bir düzeye gelecek ve sevgi ve şefkat bazlı bir hani ilişkileri devam edecektir. İnşallah. Onun için suçlamaktan vazgeçmek gerekiyor. Bu ciddi derecede anne babayı üzüyor. Bunun dışında hocam arayıp sormamak, ziyaretinde bulunmamak. Yani tabii ki bu arayıp sormamak. Yani birçok anne babayı görüyoruz. İhtiyaç sahibi değil. Maddi imkanları en üst düzeyde. Evet. Ama insanın bir nasılsın, iyi misin diyecek. Yani bir evlat sesine, merhametine, şefkatine ihtiyacı duyuyor. O evet. onunla mutlu oluyor. Ya da hani ziyaretine gittiğinizde, biz her hasta ziyaretinde bunu yaşıyoruz. Rabbime de hamd ediyorum bundan dolayı. Yani onlara kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak, mutlu olmalarını sağlamak, o evlatları tarafından ziyaret edilmeyen o yaşlıları, anne babaların o sıkıntılarını dinlemek her ne kadar bizi üzse bile, yani yorsa bile, bazen öyle bir hale geliyoruz ki gün içerisinde, günün sonunda onları, o hadiseleri dinlemekten sonra böyle hiç kimseyle görüşmeyelim, hiç kimseyle evet. Buluşmayalım diye hissettiğimiz de olmuyor değil. İşte onları dinlediğimiz zaman onlar kendi ihtiyaçlarını, sıkıntılarını dile getirmiş oluyorlar. Ve sizin ziyaretinizden de memnun oluyorlar. Bundan dolayı da bir evlada düşen annesini babasını sürekli ya ziyaretinde bulunacak veyahut da arayıp soracak telefonla da. En azından yani hiç yapamıyorsa bile haftada bir annesini babasını uzakta ise telefonla arayıp halini hatırını sormak bir anne babanın evladın anne baba üzerindeki hakkı. Onun için eğer bunlar olmadığı takdirde anne baba üzülüyor. Bir de anne babanın bakıma muhtaç olduklarında onların ihtiyacını gidermemek de hocam. Yalnızlığa terk edilmesi anne babayı ciddi derecede üzüyor. Malum günümüzde artık Batı'nın yıllar öncesinde geldiği noktaya biz de yavaş yavaş sanki gelmek üzereyiz. Öyle gösteriyor istatistikler. Biliyorsunuz Avrupa'da Yalnızlık Bakanlığı diye bir bakanlık açılmış. Evet. Sırf yaşlıların o yalnızlık ihtiyacını yaşlılıklarındaki bakıma muhtaç oldukları zaman dilimindeki ihtiyaçlarını gidermek, onların o sevgi, şefkat ve merhamet ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan bir bakanlık. Bizim de işte yaşlandıklarında anne babanın bakımını, her türlü maddi manevi bakımlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer getirmediğimiz takdirde gerçekten anne baba bu durumdan çok muzdarip oluyor, içine çekiliyor, içine kapanıyor ve
yani psikolojik travmalar da yaşayabiliyor. İşte ne bileyim zaten yaşlılık hastalığı dediğimiz bunama gibi işte bunun tıbbi isimleri de var tabii ki. Evet. Alzheimer vesaire isimlerle adlandırılıyor. Bu rahatsızlıkları daha erken dönemde yaşamaya başlıyorlar. Onun için bir evlada düşen anne babasını ziyaret etmek, ihtiyaçlarını gidermek ve de hani sadece bunlar şeyde anne baba hayattayken değil, anne baba vefat ettikten sonra da bizim evlat olarak anne babaya görevimiz bitmiyor. Mesela birçok anne babanın şöyle dediğini duyarsınız. İşte evladım, kızım, oğlum ben öldükten sonra benim arkamdan şu şu hayrı yapın diye bize vasiyette bulunuyorlar. Evet. Hani birçok anne baba. Aslına bakarsanız böyle bir vasiyette bulunmak ne derece doğru? Yani aslında doğru değil. Bir kişinin bunu sağlığında yapmayı istediklerini, hayır olarak yapmayı istediklerini hayattayken yapması gerekiyor. Evladının üzerine bunu hani bir şey olarak, yük olarak bırakmaması gerekiyor. Bu vasiyet de yerine getirilmediği takdirde vebal evet. oluyor. Evlatlar bu manada sıkıntıya düşebiliyorlar. Bunun dışında hocam, onların sadık arkadaşlarını da ziyaret etmemek, yani onların evet. hayatlarında ve öldükten sonra onların hayatlarındayken de onların kendi işte kardeşlerini, akrabalarını ziyaret etmemek, onlarla ilişkilerini tamamen kesmek de anne babayı çok üzüyor. Evet. Bu zaten sadece anne baba hayattayken olan bir şey değil. Anne baba vefat ettikten sonra da özellikle anne babayı ziyaret etmek isteyen diyor Peygamber Efendimiz, evet. anne babanın arkadaşlarını, dostlarını ziyaret etsin, akrabalarını ziyaret etsin diyor. Yani sanki anne babayı ziyaret etmiş gibi oluyor o kişide. Evet. Bunun için buna dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda da akrabalara da ihsanda bulunmak gerekiyor. Eğer bu şekilde kendi akrabalarıyla ilişkisini kesmiş bir evladı gördüğü zaman anne baba bu meyanda üzülebiliyor. Evet. İnşallah biz bunları, Rabbim bizleri bunlardan korusun, anne babamızı Amin. Üzmekten Amin. Korusun. Ben hemen bu sözümün sonunda bir hadis-i şerifi zikredip sözümü bitirmek istiyorum. Çünkü bu şeyde önemli. Ebu Hureyre naklediyor bu hadis-i şerifi. Ölümden sonra bazı ölülerin dereceleri yükselir diyor. Ölü der ki diyor, ya Rabbi bu güzel şey nedir? Bana nereden geldi diye sorar diyor. O da diyor ki, çocuğun senin için istiğfar etti, Allah'tan mağfiret diledi, ondan dolayı senin derecen yükseldi diye ifade ediyor. Demek ki yani sadece anne baba hayattayken değil, hocam biraz önce ifade ettiği anne babaya dua etmek, anne babanın duasını almak, evladın da öldükten sonra onun adına istiğfarda bulunması, onun adına hayır hasenatta bulunması, onun derecesini yükselten bir şey. Onun hesabına, anne babanın hesabına geçiyor ve evladın da derecesini yükseltiyor. Bu çünkü hani bizim diğer hadis-i şeriflerde ifade edilen bir gerçekle kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır diyor Peygamber evet. Efendimiz. Üç şey müstesna. Birisi sadaka-i cariye yapanların amel defteri. Diğeri ilimle uğraşanların amel defteri. Yani hayırlı öğrenci, talebe yetiştirenlerin. Bir diğeri de salih ve saliha evlat yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz. İşte bu meyanda bizler de öldükten sonra da annemize, babamıza bu şekilde hizmetlerimizi, hayır hasenatlarımızı, dualarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Ölümünden İnşallah. Sonra da bile onları bu şekilde sevindirmiş oluruz İnşallah, diye düşünüyorum. Hocam. Teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Bir de anne babayı üzen ya da babayı özellikle çok üzen bizim şahit olduğumuz önemli bir husus var kıymetli hocam. Camide şimdi baba senelerce gelmiş camide namaz kılmış hocam. Sonra vefat eylemiş. Ya da rahatsızlanmış camiye gelemiyor. Camide onun yeri boş kalıyor ya. İşte o da anne babaları çok çok üzüyor. Bunu da hatırlatmış olalım inşallah. Hani camide senelerce konuşuyoruz ya bazen işte hocam benim babam da dedem de Aslanca Camii'ne gidermişti. Babam da hep Aslanca Camii'ne gitti. Peki kardeşim siz neredesiniz? Ya da işte babam hep Şehitler Camii'ne giderdi. Dumlupınar Camii'ne hocam işte biz çok katkıda bulunduk, biz yaptık, destek olduk falan. Peki zat-ı haliniz orada mı? Acaba oraya da bekliyoruz. Evet. Büyüklerimizi bu noktada da hani bu emanetlerini kıymet hocam buyurduğu gibi emanetlerini yaşatmak adına, isimlerini yaşatmak adına, güzelliklerini yaşatmak adına inşallah unutmayalım diyoruz. Kıymetli hocam son bir dakikamız var.
size böyle bir süre kaldı ama hem dua mahiyetinde hem de nasıl diyelim program için son mesajlarınızı alalım, sonra ezana geçeceğiz inşallah. Hocam inşallah öncelikle anne baba olarak Rabbim evlatlarımıza iyi örnek olabilmeyi ve onları iyi yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Evlat olarak da anne babasının duasını alan, anne babasına iyilik eden kimselerden eylesin. Amin. Ve bu Ramazan'da kazandığımız güzelliklerimizi, oruçla yaşadığımız güzelliklerimizi diğer günlere de aktarmayı nasip eylesin. Ömrümüz Ramazan gibi, ahiretimiz bayram gibi olsun hocam. Amin. Çok teşekkür hocam. Ederim. Allah razı güzel olsun. Güzel oldu. Böyle ezanla birlikte oldu. Efendim, Çanakkale için iftar vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana sığındık. Senin verdiğin rızık ile oruçlarımızı açtık. Hamdolsun verdiğin nimetlere, hamdolsun sağlık ve afiyete. Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Rehber olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ya Rabbi, bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde daim eyle. Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ömrümüzü, hayatımızı tezyin eyle. Hepimizi sevgine, Peygamber Efendimiz'in sevgisine mazhar eyle. Bu güzel gün ve geceler hürmetine hakkı hak olarak bilmeyi ve ona uymayı, batılı, yanlışı da yanlış olarak görmeyi ve ondan uzak durmayı cümlemize nasip eyle. Kadir gecesinin inşallah gölgesinin üzerimize estiği şu günler, bugün, yarın inşallah idrak edeceğiz. Kadre erenlerden olmayı cümlemize nasip eyle. Ve Peygamber Efendimiz'in öğrettiği o duayla dualarımızı kabul eyle. Allah'ım, affedicisin, affetmeyi seversin, cümlemizi affeyle. Lillahi Teala'l-Fatiha. Rabbim kabul buyursun inşallah. Dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu kabul buyursun. Efendim, teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için bu saate kadar. Ve kıymetli hocalarımıza da sizler adına teşekkür ediyoruz. Bugün il vaizimiz, uzman vaiz Macide Altunkaya hocamız bizlerle birlikteydi. Hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun burada olduğunuz için. Ve Yasemin Bal hocamız, din hizmetleri uzmanımız bizlerle birlikteydi. Kıymetli hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ve güzel sesiyle, Kur'an-ı Kerim ve ilahisiyle Yüksel Manyas hocamız, Seyit Onbaşı Camii Müezzin Kayyım kıymetli hocamız bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim, görüşmek, buluşmak ümidiyle. Yarın Kadir Gecesi özel programı iftara doğruyla kıymetli hocalarımızla inşallah Kadir Gecesi'ni değerlendireceğiz, konuşacağız. Neler yapabiliriz, neler yapmamız lazım. Önemli bir gün. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.